6 Haziran, 12 Haziran haftalık tarotlarımıza hoş geldiniz güzel takipçilerim. Sevgili koçlar, nasılsınız? Evet, hemen çekiyorum. Denge ve doğru dengeyi hayatınızla alakalı doğru görmek için adımlar atacaksınız. Ve bu adımlar iş hayatınızla ilgili güzel mutluluk ve vakti gelen her şeyin enerjisini çekiyorsunuz kendinize. Yerinizde hata yapmamanız gerekiyor. İşinizle alakalı pürüzlere dikkat etmeniz lazım. Neden lazım? Çünkü siz bulunduğunuz noktayı sevmiyorsunuz ve mecburen devam ettiğiniz için de artık ben kendi yoluma bakıp arkayı geride bırakıp yeni kapılara açmak istediğiniz gözüküyor da cesaretiniz mi yok? Hadi yapın isterseniz diyorum. İşsiz olanlar için gerçekten hayırlı bir iş kapınız var ve bu kapı size aydınlığa doğru götürecek. Kendi işini yapanlar da bu ara güneşin bereketini, kazancın aydınlanmasını ve özellikle hayal ettiğiniz araç, yatırım, toprakla ilgili bu yıl bitmeden hayallerinize erişeceğinizi gösteriyor dedim. Aşk konusunda özellikle ilişkiniz varsa bu ilişkiyle ilgili bereketlenme, daha doğru iletişim yaşama, kendimizi daha doğru bulma noktasına doğru ilerliyoruz ve artık ilişkimizin yıldızı, enerjisi parlayacak. Aşksız olanlara bakıyorum. Kart size hazineyi gösteriyor. Seçim sizin. İster kalbiniz, ister ruhunuz ne istiyorsa size doğru adım yaşatacak. Evli çiftlerimiz için bu ara konuşmazlıkları, davranışlar, kendi içinizdeki kırgınlıkları düzeltmeniz gerekiyor. Yoksa tehlikeye doğru gidiyor. Bu ara aile büyüklerimizle ilgili yaşadığımız bazı sorunları çözmek için ve adımları doğru gördüğünüz takdirde kendi duanızda hakkınız olan servet neyse bunun konuşmaları size mutluluk yaratacak gözüküyor. Eğitim konunuzla alakalı uzun süredir eksiklikleri, çatıyı düzeltmek, yeni bir eğitim almak ve başarı sağlamak sizin elinizde. Sevgili gençler, korkmayın, eğitiminizde istediğiniz nokta sizin elinizde gözüküyor. Sevgili bağlar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Hemen çekiyorum. Mesajlar, mailler, konuşmalar, işinizle alakalı yoğunlaşacak bir tempo haftası ve gitmeniz gereken seyahatler, yolculuk yapmanızla ilgili yeni başlangıçlar, yurt dışı, şehir dışı alanında hem gideceğiniz noktada kalp kırıklığı hem de başarıyı temsil eder. Yani yorucu ama keyifli ve kalbiniz kırılsa da zafer sizin elinizde. Bulunduğunuz noktada değişim beklentiniz varsa ve bu konuda artık haksızlıklara uğradıysanız, siz kendi gerçeğinizi kabul ettiğiniz sürece karşı tarafın sizinle bir bağı yok. Yani artık kendinizi doğru ifade etmeniz, doğru adımlar atın. Eğer burada der ki yıldız, siz başarının üzerine başarı odaklanacaksınız. Siz aslında kendinizi o kadar güzel noktalarda aydınlığa iteceksiniz ki kendi gerçeğinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Yeni iş bekleyenler için güzel bir kapının aydınlanması ve hayal ettiğiniz kurumsal ya da devlet kapınızla ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız yukarıdan gelen emir der ki bereketiniz, rızkınız Allah katında size o kadar güzel yazılmış ki korkmayın bu hafta. Yapacağınız her iş size kazançlı ve keyifli olacak ve korkulacak gibi bir durum söz konusu değil. Ama hayaller, yatırım, alım satım konularımızın daha yoğun olacağı, borcumuz, harcımız varsa artık bunları tam anlamıyla toparlayıp kendi enerjimizi daha bilinçli devreye iteceğiz. Aşk konusunda yorgun ruhunuz, yani dört nala koşan kalbiniz vardı ya, yorgun ruhunuz doğru insanı bekliyor ama der ki kalıcı, sağlam, ruh ikiziniz dediğimiz bir enerjinizin hayatınızda bu hafta var. Bunu doğru görme vakti. Evet, başlamak istiyorsanız korkularınızı yenmeniz ve aşkı doğru göz, özellikle renkli gözlüyseniz muhteşem bir aşk sizin elinizde gözüküyor. Evli çiftlerimiz için çekiyorum. Adalet, yasal süreçler, mahkemeler, parasal konudaki bazı krizler evliliğimizi ve ilişkimizi yıpratmış. Buradaki eşiniz ya da siz çok yorgun ve halsiz gözüküyorsunuz. Ve artık bu ilişkinin gidecek bir noktası yok. Sevgili gençler, son haftalarınız akıllı olun, geçişi doğru tamamlayın. Hayalle gerçi, yani kendinizi ya öldürün ya yaşatın da. Yani siz eğitimde en iyi şekilde öldürmeyi değil, yaşatmayı tercih ettiniz. Hadi hayırlı olsun. Sevgili ikizler, nasılsınız? İyi misiniz? İş yerinde ekip arkadaşlarımızla ruh ikizi gibi ve her şeyi çok güzel konuşurken aramızda bazen erime, der ki iletişim erimesi,
konuşmalarla alakalı noktada gerginlikler. Yani ruhumuz çok iyiyken bilgelik ve hani küstahlık takıntıları biraz sizi yıpratsa da siz asla taviz vermeyin. Çünkü hayatınızdaki aşk ya da hayatınızdaki ilişki size o kadar mutluluk veriyor ki siz buradaki konuşanlar ve iş alanındaki insanların ne dediği umurunuzda olmayacak. Siz kendi bilgeliğinizi, kendi enerjinizi en iyi şekilde yansıtacaksınız. İş probleminiz varsa ve hala bulunduğunuz noktada köklenemiyorsanız, der ki dengeli köklenme, haklar, oluşumlar, size sunulacak birçok noktanın hani oluşumunu tadacaksınız. Maddi olarak yaşadığımız hani toprak çürümüş gibi gözüküyor ya şu anda. O krizleri artık borçlarımız, harçlarımızla alakalı noktada iyi yön bulma ve dengelenme noktamız var. Aman ihmal etmeyin. Yeni işe başlayanlar için de maskemizi takıyoruz. Der ki artık burada artık kalmak zorundasınız. Her işi beğenmiyorsunuz. Kolay kolay her noktada değilsiniz. Artık bu yörüngenizi belirleyin ki burada kalmaya özen gösterin. Aşk konusunda özellikle Ateş Burcu biriyle aşk yaşıyorsanız ayrılık evresindesiniz. Karşı tarafın yorucu noktası sizi yıpratıyor. Uzun soluklu ilişkilerde de düşünmek, zamana bırakmak ve ne yapmak istediğimize karar vermek için biraz daha bekleyiş evresindeyiz. Evli çiftlerle alakalı eşinizin iş problemi ya da sizin iş problemlerinizle ilgili sorunlar evimizin içerisine hani oturmuş olacak. Biraz stresli ama sonu zafer. Araç ya da ev değiştirmek cesaretiniz yok. Ev mi alalım, araç mı alalım? Bu konuda kararsızlıklarınız var. Ama hanenin araca ihtiyacı var. Bir an önce bu araç işini çözmeniz lazım. Hiç aşık olmayanlar için kalp size o kadar şifalı gelecek ki ruhunuz ve enerjiniz iyileşmiş olacak ve uzun süredir sevgisiz kalbiniz aşkla dolacak gözüküyor. Mutlulukla efendim. Sevgili yengeçler nasılsınız? Çok sinirli. Bu hafta acayip gergin. Yani her şey üst üste. Yani ben yıkıldım, bittim, ölüyorum, sınavım var, o var, bu var, ben hazır değilim, hiçbir şey yapamadım. Her şey üst üste geliyor diyeceğimiz bir enerjidesiniz ama belki acele etmeyin. Siz bu hafta doğacak, başarınıza başarı katacaksınız. İşinizle ilgili krizleri önlemek, kendinizi daha rahat konuma getirteceksiniz. Bence hayatınızdaki kanatlar iş konusunda da, eğitim konusunda da başarıya doğru gidiyor. Sağlam olmayan hiçbir işi kendi dengenizde görmek istemiyorsunuz. Artık özgürlük sizin barış, hani zeytin dalı uzatıyorsunuz. Özgürlük artık zeytin dalınız gibi berekete, işinizdeki krizleri iyileştirmeye, kendinizi ispatlamak, eğitim konusundaki krizleri önlemek için çok doğru bir hafta. Peki yeni iş arayanlar için aman hiçbir şey beğenmiyorsun ki. Yani bir beğensen de işe başlasan iyi olacak. Kafam devamlı soruyor. Bana uygun mu? Oraya uygun mu? Evet, istediğin nokta var ama ilk önce geçici bir noktada var olman lazım ki kafandaki iş evreni düzeltmen lazım. Düzeltmediğin sürece uzun soluklu iş kriziniz var gözüküyor. Bu ara mahkemesel sorunlarınız, çözülmesi gereken maddi yani yasal, devletle alakalı krizleriniz, ailenize ait uzun soluklu, 4 kuşak öncesi haklarınızla alakalı krizler gündeme gelebilir. Sonu zafer ama siz muhatap olmamanız gerekiyor. Çünkü o köklerinizi ilgilendiren bir durum. Aşık olmak isteyenler kaos. Bana mutluluk hiçbir zaman bulaşmayacak, bulmayacak. Ben artık değiştim, dönüştüm, Rabbime teslimim dediğimiz bir dönem. Bu değişim sizin hem Rabbimle olan şifanızı hem de aşkla iyileşmenize yardımcı olacak. Yani kırılan kalp tamir olmaz diyorsanız kırılan kalbinizi tamir edecek yepyeni bir bakış açısı olan bir insanla tanışma var. Ve bu evlenmeyi düşünenler, evet tarih konuşması, diyalog konuşması yoğun. Hadi evlilik tarihiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdiden bu olayı çözeceksiniz. Bir de aile büyüklerimizin ceza konuları olabilir, mahkeme ceza alma ya da bazı konulardan suçlanıyor olabiliriz. Bu tarz mahkemelere de açık olmamız gerekiyor, bilginiz olsun. Aslanlar nasılsınız? Yurt dışı, iletişim, bazı pürüzler, fanusta olmak. Ya bazı pürüzlere açık olmanız lazım. Gideceğiniz alanda yalanlar, işinizle ilgili söylenen sözlerin dürüst olmadığına, iklimde kalacağınız bir hafta olacak. O yüzden kendi kendinize yargı,
mahkeme, burada nerede hatalıyım diye kendinizi suçlamayın. Size söylenen yalanlar, sizi fanusa sıkıştıran olayları çözmeniz lazım. Çözmediğiniz takdirde yönetim iş alanınızda haksızlıklar ve krizler sizi bekliyor. Aman dikkatli olun. Kendi işini yapanlar, serbest alanda çalışanlar için ciddi anlamda burada bereketin ışığı, açılması, toprağın, paranın, rızkının aydınlanması. Ortak iş niyetiniz varsa bile bunu bir an önce hayata geçirin. Çünkü kazancınız, bereketiniz size keyif verecek ve oluşturmak istediğiniz yolculuk, yurt dışı ile alakalı bağlarla ilgili planlarınız varsa da rahat bir çözüm var. Ama kurumsal alanda çalışanlarda risk o evreleri var. Dikkatli olun. Bu ara şiir gibi hayat yaşamak istiyor. Kitap okumak, gezmek, görmek, enerjinizi değiştirmek. Bu ara üniversite telaşınız varsa da bu konuda da genişleyen yelpaze der ki başarı ve aydınlanma var. Bol bol hafızamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Aşık olmak isteyenler için deli deli aşklar, deli deli enerjiler var. Ama siz kendi içinizde güvenmediğiniz için şu an kariyer, konum odaklısınız. Siz geçmişi bekliyorsunuz. Geçmiş sizden giden yolcu olan yolcuyu beklediğiniz için onunla yüzleşme, onunla konuşma dönemimiz var. Ondan gelecek mesaj ya da ondan gelecek bazı karmaşıklıklar sizi soru işaretine bırakabilir. Cevapsız bıraksa da içinizdeki konuşmalar, diyaloglar devam edecek. Evli çiftler için kadınınız mutlu, erkeğiniz mutlu. Ama burada çocuk planı ya da çocuklarınızla ilgili tatil planımız daha yoğun bir evrede. Yalnız boşanma fikri olan sevgili aslanlar ciddi anlamda mezarı kazdık, iş bitti. Ben asla bu ilişkinin içerisinde olmak istemiyorum ve çok yoruldum diyeceksiniz. Aman yorulmayın. Hayatta her şeyi tanımak, her şeyi tanıyarak olgunlaşacağız. O yüzden yorulmaya gerek yok. Sevgili Başaklar nasılsınız? Krallık, işinizle ilgili tacınız, işinizle ilgili oluşmasını istediğiniz kapılarda çok güzel. Ha yıkılıyor muyum? Mahvoluyor muyum? Burası beni büyütür mü dediğiniz noktada Gonca yaprağı şeklinde açılıp nalınız, Fatma anamızın bereketi, kendi krallığınız ve konumunuz. Serbestte çalışıyorsanız kazançlarınız hızlanacak. Kurumsalda çalışıyorsanız işinizde belirsiz olan noktalar artık size verilen haklar olarak gözüküyor ve bereketlenme, aydınlanma noktanız var. İş bekleyenler için çok yakın bir çiftten gelecek destek, sizin iş kapınızla ilgili mutluluk ve huzur ve işe başlama enerjinizin uyarısını veriyor. Ailemizde yolculuğa gidecek, yurt dışı, şehir dışı ile ilgili çocuğumuz olabilir, eşimiz, kendimiz olabilir. Bu ara seyahatlerimiz çok yoğun olacak. Gayet başarılı ve olumlu şekilde seyahat. Bakın bu iş seyahati olmayabilir, dil eğitimi olabilir, kısa eğitimler olabilir. Bu tarz düşünceleriniz için başlangıçlarınız size mutluluk ve keyif verecek. Aileniz, çevreniz bu konuyu da destekleyecek gözüküyor. Aşık olmak ve aşk konusunda kararsız olan sevgili başaklar için diyorum ki aşk sizde güzelliği, ruhu, aynı göze bakmayı, aynı bilimi konuşmayı, birbirinizle anlaşmayı, geçmiş yapılan hataları bırakıp birbirimizin krallığını kurmayı gösteriyor. O yüzden tanışma fırsatları gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu ara çocuklarımızla alakalı yorgun bir süreç olduğu için onlarla iletişimimizi yorup çocukları depresyona itiyorsunuz. Ödüllü çocuklarımızı yıpratmayı bırakın. Onların hayat yörüngesi gayet hayırlı. Serbest iş yapanlarda parasal konu, alım satım konularında hata yapabilirsiniz. Paranızı gereksiz bir yere yatırım yapıp kendinizi karanlığa itebilirsiniz. Lütfen gör, ona göre dönüş, ona göre iyileş diyorum. Hiç aşık olmayanlar için kader size gülümsüyor. Kader size gözünüzle bakacağınız doğru aşkı sunacak. Sadece sabır etmek sizi yordu. Aman Allah'ım her sene sabrediyorum yine ortada biri yok diyorsunuz ama evlilik teklifi alacak bazı başaklar. Mutluluklar efendim. Ve teraziler nasılsınız? Bu ara işiniz, evraklar, koşturmalar, yoğunluklar hem keyifli hem de size mutluluk getirecek bir enerji. Etrafınızdaki delilikler bitiyor. Daha düz, daha sakin, daha otoriterli evrelerde işinizde sağlam adımlar başlangıcınız olacak. Kendinizi bulma, kendinizle alakalı ve özellikle yöneticiniz kadın ise ya da siz kadın yöneticiler arasında çalışıyorsanız burada başarınıza, ünvanınıza
mühür vurulacak, yer değişimi, ödülünüz, hediyeniz size verilecek gözüküyor. Kurumsaldan farklı bir alana geçiş yapmak istiyorsanız şu an 9 ayı doldurmanız lazım. 9 ay sonra bu kararı verin. Şu an verirseniz yıkım içerisindesiniz ve maddi olarak zorluklar yaşayabilirsiniz. Özellikle kardeş, kız kardeş aramızdaki gerginlikleri yumuşatmak istiyorsanız kardeşiniz, ablanız ya da görümceniz sizi seviyor. Bence gereksiz olayları geride bırakıp birbirimize doğru adım atmamız gerekiyor. Kendi işini yapanlarda da ekstra kazançlar, yakın çevre, yakın dostlardan alacağınız verimli fikirler sizin işinize güç katacak ve sağlam sarılma, sağlam dostlukları da kurmanıza yardımcı olacak. Sosyal medyadaysanız, konularla ilgili bazı projeleriniz varsa, yüzük, alım, satım, evrelerin renkli kıyafetler, tasarım mutlaka yapın. Başarınız gerçekten ruhunuzu bu konuda büyük aydınlanmanıza yardımcı olacak. Sağlık alanında çalışıyorsanız, özellikle hastane değişimi, devletteyseniz, özele geçmek istiyorsanız bence gereksiz acele ediyorsunuz. Yerinizi kontrol edin. Aşk konusunda ilişkinizle ilgili yol ayrımı, veda etmek ve yorgunum ve ben kendi gerçeğimi yaşamak istiyorum diyorsunuz. Uzun soluklu ilişkilerde bitişler söz konusu gözüküyor. Yeni aşk isteyenler için de var ama umut vermeyeceğiniz ilişkiler, yani yemek yiyelim, sohbet edelim, tanışalım dediğimiz evrelerimiz söz konusu. Evli çiftler için aşk enerjisi yüksek ve aşkı doğru kontrol ettiğimizde de evdeki huzursuzluk, taşınma, mal konularımızla alakalı noktada da net kararlar. Yalnız sizin büyükler, kadın ya da erkek sağlık problemi biraz bizi yıpratabilir. Bunu ihmal etmeyin efendim. Sevgili akrepler, özellikle A ve K ve N harfi varsa, özellikle iş yerinizdeki yöneticileriniz yaşça olgunsa, burada yeni genç yöneticiler, işinizle alakalı haksızlıklar ve parayla alakalı olumsuz giden her şeyde sağlam başlangıçlar yaratacaksınız. Özellikle su burcu olan, balık akrep yengeç burcu olan birinden çok büyük destek alarak iş yerinizdeki kırgınlıklar bitip daha sağlam bir oluşumun adımlarını atacaksınız. Bu ara kendi ruhsal dünyanız çok konuşmak istiyor ama yorucu insanları da hayatınızdan atıp daha sakin, daha dingin insanlarla diyaloglar yaşayıp dostlarımızı bayağı ileri yeni dostlar, yeni oluşumlar yapmak isteyebiliriz. Sadeleşmeye doğru, daha sakin bir evre içerisinde. Çünkü çevremizdeki insanlar size ruh olarak çok yorduğu için artık onları beyin olarak kaldıramadığınız gözüküyor. Burada iş mahkemeniz, açtığınız mahkemelerle ilgili olumlu sürecimiz var. Yalnız mal sahibiniz ya da kiracıysanız burada bazı sıkıntılar var. Evden çıkartılabilir, ev tadilatı yapabilir ya da ev sahibiniz kendim taşınacağım diye yalanlar söyleyebilir. Sizi paranızı yükseltmek için bunun mücadelesini yapıyor. Yasal süreç hakkınız var. Bunu mutlaka ihmal etmeyin. Sevgili gençler, eğitim konusunda askıya almışsınız. Hiçbir şey umurumda değil. Ben kendim başarırım. Evet, kendiniz başaracaksınız ama puanınız düşük olacak. Mümkün olduğu kadar bu altyapıyı güçlendirmeniz lazım. Çünkü siz aşk anahtarıyla uğraştığınız için gelecek anahtarını görmüyorsunuz. Size gelecek anahtarı var. Aydınlanma var, başarı var. Lütfen kendinizle alakalı noktaları hastalığa itmeyin. Aydınlığa itin diyorum. Evli çiftlerde ihanet, şüphe, endişe, karmaşıklık, yalanlar, dolanlar gün yüzüne, telefondaki mesajlar açığa çıkabilir. Dikkat edin diyorum. Bir de bu ara evlenmeyi düşünenlerde gün ve tarih konularımız belirgin. Hatta kır düğünü yapacak ya da açık alanda düğün yapacaklar. Çok şanslı ve bereketli olacaksınız. Ailemizde bir anne sağlık problemi, diz etiyle alakalı sıkıntılar söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Kendi işini yapanlarda da ekstra kazançlar size mutluluk yaratacak diyorum. Sevgili yaylar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. İşinizle alakalı tebrikler, ödülünüz var. Yönünüzü, iş hayatınızla alakalı belirleyemediğiniz yönlerin doğru çözümünü. Ben öldüm derken büyük aydınlanma, yeşerme ve kendi içinizdeki korkuları geride bırakacağınız bir hafta. Hatta kader çarkı size sürpriz aşkı, sürpriz parasal evreyi, hayatınızdaki dönüştürmek istediğiniz çark size çok güzel, adaletli şekilde dönüp haksızlıkları geride bırakacağınız bir döngü uyarısı veriyor. Evet, aşk konusunda da meditasyon, şifalanma, dua, ben artık aşık olacağım, evlenmek istiyorum, yaşım geçir diyenler için güzel kısmetler ve artık güneşinizin ve bereketinizin size döneceği ve 6. ayda çok başarılı olacağınız ve aşkı en iyi şekilde yakalayacağınız bir dönem.
Evli çiftlerimizde de çocuklarınızla alakalı planladığınız yolculuklar, yatırımla ilgili konular ya da onlarla ilgili geçireceğiniz ve birbirimizle alakalı eksik noktaları tamamlamak için iyi bir evre. Evli çiftlerimiz için de özellikle kadınlar bu ara karı koca hayatımızı düzeltmek, evliliğimizin tekrar motivasyonunu da arttırmak, ilişki koçuna gitmek gibi fikirlerimiz var. Çünkü evliliğinizi kaybetmek istemiyorsunuz ve bu konuda da dua ediyorsunuz ve Rabbim duanızı kabul etmiş gibi gözüküyor. Kendi işini yapanlarda para kazançlarınızın çok fazla olacağı, hazinenizin çok fazla açılacağı ve eğer iş konumunuzla ilgili alanınızda daralma, aranızda kısmetsizlik varsa artık dengeyi bulma, huzuru ve berekete erişme ve bu konudaki tüm kalbinizle inandığınız boşluktan çıkıp büyük bir oluşumun evresine gireceksiniz. Ufak tefek araç kazalarımız, düşmeler, kırılmalar, uyarılar var gözüküyor. Bir de deniz yolculuğumuz var. Hafta sonu kendi enerjimizi çok iyileştirmek istiyoruz. Çünkü o bir hafta gerçekten çok hareketli, büyük imzalar, oluşumlar size mutluluk yaratacak. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Kafanızda işinizle alakalı evraklarla ilgili soru işaretleriniz var ama 1, 2, 3, 4, 4 gün içerisinde tüm evraklarınız yeşermiş olacak. Yani siz işinizle ilgili elim kolum bağlı hiçbir şey ilerlemiyor diyorsanız artık konuşmuşlukları, kendinizi orada daha iyi ispatlayacağınız hataları geride bırakıp kendinizin ışığı ve enerjisi etrafa hızlı bir şekilde yayılacak ve kendi mutluluğunuzun tadına varacaksınız. Özellikle evli çiftlerde iş ve konum değişimi beklentiniz varsa gerçekten yerinizde konum değişikliği, daha rahat noktaları görme evremiz söz konusu olacak. Yani size sihir gibi paralar, yatırımla alakalı şans kapılarımızın yoğun olacağı ve bunu doğru değerlendirdiğimizde de daha güçlü adımlar söz konusu olacak. İşsiz olanlar için bakıyorum. Evet, böyle bir inancınız yok. Bir türlü kısmetim açılmıyor ve ben artık değişip dönüşüp hayırlısı bir iş kapısını bulayım derken Haziran'ın 12'si 13'sü iş kapınızla ilgili görüşme ve olumlu olacak ve burası sağlam bir nokta. Artık 365 günü tamamlamanız gerekiyor. Yurt dışı sevgilinizle ya da eşinizle ya da ailenizle gitmek istediğiniz yurt dışı ya da şehir dışı yolculukları size mutluluk ve keyif verecek ve enerjinizi yeniden depolayacaksınız. Ya ailemizde hapis yatan, cezaevi mahkemesi olan ya da açık cezaevinde olan artık af dönemi ya da onun cezası bittiği için evine geri gelme şans kapısı var. Ya da korkularınız varsa dışarıdaysa cezaevine girme gibi durumu söz konusu olabilir. Dikkatli olunuz efendim. Bu ara çevrenizdeki inandığınız insanların yalanlarıyla, güvendiğiniz insanların hikayeleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Kalbiniz hançerlenmiş gibi olacak ama bol bol enerjinizde kötü insanların gitmesi için bunlar şart. Siz iyiliklere doğru adım atıyorsunuz. İyi dostlar, iyilikler size doğru gelecek. Aşık olmak isteyenler, mühür vuracağınız doğru kandil sizin enerjinizde. Hadi size hayırlı olsun, mutluluk getirsin diyorum. Bu ara eğitim konularınızla ilgili yaptığınız krizleri önlemek için ve bunlarla ilgili altyapıyı oturtmanız lazım. Yani pek böyle bu ara yıkıldım, bittim, bütün depresyonu üzerimde taşıyorum yine. Aslında kader çarkı size iyileşeceğinizi, yenileneceğinizi ve fırsatları gösteriyor. Gözünüzü dört açın. Sevgili kovalar nasılsınız? Pişmanlık. İş konusunda kadınlarla yaşadığımız ya da kadınlardan aldığımız desteklerde pişman olduğunuz ve beni oyuna getirdi diyorsunuz ama bu oyun size büyük anahtar ve başarı sağlayacak. Yani siz onların kalbini hançerlemiş gözüküyorsunuz ve gereksizce onları kendi içinizde hapsetmişsiniz. Onların size yaptığı iyiliğin karşılığı bu olmamalı. Bence onlara küçük hediye alarak içinizdeki kötülüğü hediye ile iyileştirebilirsiniz. Yer değişimi, konum değişimi bekleyen sevgili kovalar için güzel kapılar var. 4 hafta içerisinde istediğiniz kapının aydınlanması, yurt dışı ya da şehir dışı yolculuklarınızla ilgili güzel fırsatlar söz konusu olacak. Özellikle kendi işini yapanlarda büyük köklenme, ortaklı iş yapıyorsanız çok büyük kazançlar, toprak alım satım konuları ile ilgili merakınız varsa yatırımlarınız daha çok bunlarla alakalı söz konusu olacak. Ya da ailemize ait topraklı, miraslı konular, neyse artık bunların dengesini, huzurunu, hak bölünmesini yaşayacaksınız ve herkes yerini belirleyecek gözüküyor. Bu ara devlete girmek, devlet kapısı zorlayan sevgili kovalar için bu fırsatlar var ama 3 ay sabırlı olun. 3 ay sonra bu kapınızdaki şans evreleri ve burayla yüzleşme evremiz 3 ay sonra gözüküyor. Şimdiden bu altyapıyı oturtabilirsiniz. Aşk konusunda içime şeytan kaçtı. Kimse beni
kimseyi beğenemiyorum, herkese kulp takıyorum. Çünkü ben kendi gerçeğimle daha karşılaşmadım diyorsunuz. Evet, gerçeğinizle karşılaşmak için fırsatlar var. Gözünüzü dört açınız. Bu aşk size doğumu, mutluluğu, huzuru, aile olmayı temsil edecek ve iyi gelecek. Uzun soluklu ilişkilerde daha böyle yatırım, tapumuzu alalım, malımızı alalım, öyle evlilik yapalım diyorsunuz ama yani şu an karşımdaki insanın tapu ya da yatırım alacak noktada değil. Ailelerin bu ilişkiyi destekleyerek bu noktayı yapmanız sizin için daha sağlıklı olacak. Yoksa evliliği geciktiriyoruz. Bu ara alım satım konularımız renkli, araç değişimi, araç alımı, araçla alakalı kararlarımız daha net bir noktada. Evli çiftler bir başlayıp bir küsüyorsunuz, bir başlayıp bir küsüyor. Ya küsüp ya başlayın. Karar sizin. Sevgili balıklar, nasılsınız? Oo. İş, bereket, aydınlanma, para konusundaki şans ve iş yerimizdeki oluşacak yenilikler size çok büyük tebrikler, ödül, başarı, ünvan, yönümüzü belirlemek, eksik gördüğümüz alan uçurtma gibi uçacak. Yani siz hak ettiğiniz yerde ödülünüzü, hak ettiğiniz alandaki kalbin zaferini, istediğiniz işin oku sizin kalbinize saplanmış, hayırlı olsun. İşsiz olanlar için balık burçları çok inançsızsınız. Ve yani bu kader bana doğdum doğalı gülmüyor. Adalete de başlayayım. Yani neye başlayayım? Artık ateş püstürüp kavga etme modundasınız. Yapmayın, güzel kapılar var. Sadece meditasyonunuzu, enerjinizi şifalandırdığınızda iş kapımızda güzel fırsat. Özellikle 7. ay bu konularınız, 6. ay başvurularınızı yapın. 7. ay bu konuda gerçekten kader çarkınızın döneceği, iş kapılarında güzel fırsatlar yakalayacağınızı gösteriyor. Evli çiftlerde doğum, hamilelik ya da var olan düzende yeni oluşumlar, yeni evreler söz konusu olacak. Gayet hayırlı ve aydınlık. Serbest iş yapanlar, hayallerinize kavuşuyorsunuz. Para özgürlüğümüz, hayallerimizin özgürlüğü, olmasını istediğiniz birçok işte çok rahat kapılarımız aydınlığa kavuşacak. Korkmayın. Yasa ve adalet sizin yanınızda. Kırılan her şey yeniden şifayı buluyor. Siz sadece korkularınızı yenin diyorum. Aşk isteyenler için bitmiş bir ilişki özlemi, artık o sizde değil, başka birinin cesaretinde. Siz yeni insanlarla, yeni ilişkilerle odaklandığınız takdirde mutluluğu ve huzuru en iyi şekilde bulacaksınız. Yani sen kendi ruhunu, bilgeliğini tatmak istiyorsan ruhla buluşma, kendi içindeki zengin ilişkiyi oturtma, parasal evredeki eksiklikleri gösterilecek ve birbirimize sağlam not. Bu ara ailemizde evlenme, söz nişan konuları, istenme konuları, yani yakın akraba şunu istiyoruz diye sözler söz konusu olabilir. Belki oğlan istemiyordur, zorlamayın lütfen, hata yaparsınız onun düzenini. Sevgili gençler, eğitim konusunda size çekiyorum. Cesaret ve kalbiniz size doğru akıyor. Lütfen bu akışı doğru değerlendirin. Başarı odaklanmanız var gözüküyor. Mutlu ve sevgili kalın. Hoşça kalın.